Şimdi romatizmadan biraz bahsedelim. Eklem ağrıları, romatizma. Kaç çeşit romatizma şekli var? Bilinen 200 tür romatizma var. 200, en çok bilinen? 200 çeşit. En çok eklem ağrı ve sızılarına sebep olan romatoid artrit, eklem ağrıları. Bazılarının ellerinde, ayaklarında, parmaklarında eklem yerleri genellikle iltihaplanır. Bazen omurlarında, sırtında. Romatoid artrit, ağrılı, sancılı, iltihaplı. Peki nedenleri nedir romatizmanın? Bu ağrıların nedenleri nedir? Yani bitkisel yollarla yine çözümü mümkün mü? Tabii. Romatizmayı tetikleyen birçok faktör var. A, B, C. Bunlardan biri çok basit. Mesela kişi bademcik iltihaplanmasına yakalandı. Bademcikleri şişti, iltihaplandı. Streptokokon, stafilokokon gibi bakteriler diyelim ki tedavi olmadı. Kana karışıyor iltihap, romatizmayı tetikler. Bir, iki, karaciğer rahatsızlığı var, tedavi olmadı. Karaciğer normal olarak zeytinyağı içtiniz veya tereyağı yediniz. Neye dönüşür? Zeytinyağı, tereyağı, doğal yağlar. Margarin değil. Margarin sentetik. Margarin plastikle aynı, hemen hemen. Margarin tehlikeli. Trans yağlar tehlikeli. Bazıları televizyonlarda reklam yapıyorlar işte kalbinizin dostu diyor. Halbuki öldürür bu margarinler vesaire vesaire, hepsi tehlikeli. Tereyağı, zeytinyağı, yan tesiri yok, mükemmel. Keten yağı, çörek otu yağı, bunlar güzel. Omega 3, 6, 9 yağlar içerir. Doymamış yağ asitleri içerir. Mesela zeytinyağı kullanıyorsunuz. Zeytinyağı neye dönüşür? Linolen asit, arakidon asit. Bu da arakidon asit, prostaglandin E1, E2'ye. Prostaglandin E1, E2 neye dönüşür? Hormona, kolesterola dönüşür. Kolesterol da, kolesterol bazıları kötü zannediyor, öyle değil. Yani kolesterol iyi kötü, kolesterol mesela, o da ayrı bir konu. Hormona dönüşür. Kolesterol erkeklik ve kadınlık hormonuna dönüşür. Hani kolesterol olmadı mı cinsellik biter. Sadece cinsellik değil, birçok hormonun ham maddesidir kolesterol. İşte bu dönüşüm sırasında karaciğerde problem varsa karaciğer birçok enzim salgılar. Bunlardan biri de elengaz ve desturaz. Elengaz ve desturaz enzimlerini karaciğer salgılayamıyorsa arakidon asit prostaglandin E1 E2 dönüşeceğine lökotrin denen bir maddeye dönüşür. Bu da tehlikeli. İltihaplara sebep olur. İltihaplar da romatizmayı tetikler. Romatizmanın sebebi bu. Ben 13 yaşında köye gittim. Köyde çocuklarla ırmakta yüzdükten sonra çimenlere yattım. Bir gün sonra üşüttüm, hasta oldum. Tekrar şehre geldim, Kayseri'ye. Mahallenin yaşlı kadınları üzerime deney yaptılar. Kızgın kumlara yatırdılar. Çeşit çeşit deney yaptılar. Onlar deney yaptıkça ben kötüleştim. Robot gibi oldum, eğilip bükülemez oldum. Oklava yutmuş gibi. Merdiven çıkamaz oldum. O doktor, bu doktor, şu doktor, iğne, ilaç. Belimde bir ağrı kaldı. Yumuşak doku romatizması, fibromiyalji. Belime dedeler gibi 13 sene kuşak sardım böyle. Her yıl 7-8 ay kuşakla gezdim. Baktım ki Türkiye'de ve Almanya'da kullanmış olduğum ilaçlar alerji tetikledi. Önce gastrit, ülser, sonra bronşit, alerji, alerjik astım vesaire. Hepsini tetikledi, kimyasal ilaç kullana. Baktım ki yavaş yavaş öbür tarafa doğru gidiyoruz. Mezara doğru yaklaşıyoruz, tehlikeli. Kimya mühendisliğini okuyordum Almanya'da. Son sınıf laboratuvara giremez oldum alerjiden, kullanmış olduğum ilaçlardan dolayı. Kimyayı bıraktım, bitkiye döndüm. Deneyler yapa yapa 4 yıl sonra romatizmaya karşı bir ilaç geliştirdik. Hamdolsun. Bu kakao gibi olan bitki, harpago, şeytan pençesi kökü dediniz de. Bunun Latince ismi harpago, kakao gibi, tadı da kakao'ya benzer. Harpago procombensis Latincesi. Evet. Nasıl harpago, kullanılması gerekiyor diyelim? Şimdi bu sade olarak da kullanılabilir. Karışım yapılarak da kullanılabilir. Mesela harpago bu yerin 2 metre derinliğinde Afrika çöllerinde yetişir. Güney Namibya çöllerinde. 6 ay bir damla su görmez. Böyle yer elması gibi. Bir tatlı kaşığı bir bardak kaynar suyla karıştırılarak içilir. Hafif rahatsızlıkla iyi gelir. Hafif. Evet. Ağır vakalarda ekstraktını kullanmak gerekir. Çünkü
Efendim nedir? Bunun harpagonun birleşimindeki etken madde harpagozit %2,5 az. Çayıyla tedavi uzun sürer, aylar sürer. Çok daha kısa sürede iyileşmek istiyorsa kişi, biz onun için çok özel bir formül geliştirdik. Harpago Forte. Harpago evet. Forte ısırgan ekstraktı, ardıç tohumu ekstraktı, harpago ekstraktı, civan perçeme ekstraktı gibi 19 çeşit bitki ekstrakt içerir. Bunların karışımlarını yine aynı şekilde sıcak suyla mı kullanacaklar? Hayır, hayır, o kapsül. O kapsül artık, ayrı. Yani form, evet. Anladım. Şimdi şeytan pençesi yani harpago ile ilgili Berlin'de 13 doktor gözetiminde romatizma rahatsızlığı olan artrit, artroz, ankilozan, spondilit, fibromiyalji gibi romatizması olan hastalar tedavi edilmiş. Fransa'da 800 hasta tedavi edilmiş. Ama bazı hastalar 4 ayda iyileşir, bazı hastalar 6 ayda iyileşir. Bu hastanın hastalığına göre değişir, akut veya kronik. Federal Alman İlaç Gıda Kontrol Merkezi, acaba bunların aslı var mı yok mu diye, onlar da 1024 hasta üzerinde tedavi denemesi yapmışlar. Artrit, artroz, ankilozan, spondilit, sistemik lupus, fibromiyalji gibi bunların hepsi romatizma türü tedavi edilmiştir. Bilgi var, belge var. Evet. Freiburg Üniversitesi'nden Profesör Doktor Kubrinski, sadece bu bayan üniversitenin kliniğinde 10 binlerce romatizma hastasını tedavi etmiştir. Tedavi olmak mümkün, romatizma problem değil. Evet. Değil. Evet.